Cumhuriyet TV'den herkese merhaba. Bugün çok özel iki konuğumuz var. Hemen tanıtayım. Gökhan Özoğuz, ki bütün Türkiye onu Athena Gökhan olarak da biliyor. Ve yönetmen Ömer Faruk Sorak. Öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Aslında bizim izleyicilerimiz yakından takip eder gündemi ve iyi bilirler ama ben yine de tekrar edeyim. 25 Kasım'da vizyona girecek Kendi Yolumda adlı filmi konuşacağız bugün. Başrolde Gökhan, Athena Gökhan var ve yönetmenimiz de Ömer Faruk Sorak. Ki Gökhan aynı zamanda yapımcı. Siz de yapımcı olarak burada bilmiyorum imzanız var mı? Ama senaryoda imzanız olduğunu hatırlıyorum. Hikayesinde var. Çok güzel. İsterseniz çok kısa bir fragmanı izleyelim birlikte. Ondan sonra sohbetimize devam edelim. Ulan bitmedi be. Hop. Vay abim. Abilerim hoş geldiniz ya. Hangi rüzgar attı abi size be? Ya araba patladı. Selam abi. Abi ben size bir şey dinletebilir miyim ya? Ben bir şarkı kaydettim de. Var ha. Nasıl abi şarkı? Sen bunda bir şeyler yapıyor musun? Abi nasıl yapayım? Benim gibi böyle Adana'da bir tamirhanede de olsaydınız, acaba Athena olur muydunuz? İnsan mı şansını doğurur, yoksa şansı mı insanı? Turuncu lan bu. Ömer Ali. Şükrü Bey amcamızın oğlu sen misin? Git ulan git! Babuş. Kurdo kat. Ne oldu? Kalk 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 stüdyo. Biz şimdi 20 senedir hardcore punk tarzında müzik yapıyoruz. Arkadaşlar biz böyle müzik çalmıyoruz. Kardeş biz de seni çaldığından anlamıyoruz. Biraz gürültülü geliyor bizim halkımıza. Azrail nokta koyana kadar virgüle devam. Çekler geri. Konuşma Yaşar, pasifsin. Yo, gayet aktifim ben. Bu bizim en son yaptığımız versiyonu. Bu sefer yırtıyoruz ha. Nasıl abi? Nasıl abi? Oğlum bu neyce lan? Ya burada ne olacak oğlum bizim bu işler ya? Meteliğe kurşun atıyoruz zaten. Merhaba. Merhaba. Zeynep Hanım İstanbul'dan geldi baba. Çok güzel biliyorsun. Sen de çok güzel bakıyorsun. Bir yandan bu Abdullah var ensemde. İlk taksit 50.000. Bu Abdullah'la falan senin ne işin var baba? Bir toplumda adalet sistemi gelişmemişse insanlar kendi adaletini arar. En azından kendi istediğim şeyleri yapıyorum. Kendi yolumda yürüyorum en azından. Ben böyleyim kendi yolumda. Evet, Kendi Yolumda. Aslında Frank Sinatra'nın yıllar önce meşhur olan My Way adlı şarkısının bir Türkçe yorumu. Evet. Çok ilginç bir fantezisi var filmin. Gökhan önce kendisini oynuyor filmde ve Athena Gökhan olarak bir fantezi üretiyor. Acaba ben 1976 yılında, bilmiyorum hastanedeki olayı anlatalım mı? Hı hı. Ama oradaki o başıma o olay gelmeseydi ve başka bir yerde doğsaydım yine bugünkü Gökhan olabilir miydim? Çünkü bir tamirci çırağı var. Araba bozulduğunda en filmin en başında size kendi şarkısını dinletiyor. Müzisyen olmak istiyor ama olabilir mi olamaz mı? Bunun üzerine gelişen ilginç bir fantezi. Bu kimin fikri? Nereden çıktı? Önce buradan başlıyor. Aslında şöyle, bizim birlikte çalıştığımız bir yazar arkadaşımız var. Ali Kobanbay. Hı hı. Ve Gökhan'ın ben çok eski tanışıklığımız var. Hatta ilk albüm çıkardığı dönemde birlikte onun müzik videolarında beraber çalışmıştık. Ali ile de epey beraber çalışıyorduk. Sonra Ali ile Gökhan bir başka proje için yan yana gelmişlerdi. Onun senaryosu üzerine çalışırken işte başka neler var. Ben hani bu yola çıktım. Gökhan'ın çok sevdiğim bir şeydi. Hani ben bu müzik dünyası dışında bu sinema dünyasına ben gireceğim ve çok da büyük bir heyecanla gireceğim. O yüzden hani böyle çok hani bana da uyacak bütün hikayeler içinde olmak istiyorum gibi cümleyi söyleyince Ali dedi ki benim aklımda bir fikir vardı aslında. Ve aslında bu dünyanın her yerinde de söylediğinizde bir ünlü için çok dikkat çekici bir şeydi, konuydu. Hakikaten ben orada değil de burada doğsaydım, o anne babanın değil bu anne babanın çocuğu olsaydım yine ben olur muydum sorusu. Herkesin aslında kendi kendine sorabileceği bir soru. Sonra bizim Gökhan'la paylaştığımız dedi ki Gökhan bu müthiş bir fikir. Yani ben bunun içinde olurum. O zaman Gökhan'ın hayatından birçok ögeyi, bizim bildiğimiz ve tanık olduğumuz hayatların içinden birçok ögeyi, ki bunun içine Adana'yı seçmek dahil birçok ögeyi birleştirdik ve aslında biz belki de hiç görülmedik bir döneme de imza attık. Yani uzunca bir dönem ben, Gökhan, Ali birlikte hikayeyi evirdik, çevirdik.
daha iyi hale nasıl getiririz diye ve hikayeyi daha gerçekçi kılacak ya da Gökhan'ın kendisini bu hikayenin içinde daha iyi hissedeceği neler varsa onlara göre düzenleyip sete çıktık. Sonra biliyorsunuz bir pandemi süreci yaşadık. O pandemi, süreci bekledi. Aslında sete çıkmadan önce ben biz şeyi... seti bitirmiştik. Öyle mi? Aslına bakarsanız vizyon tarihimiz de biraz pandeminin öncesiydi ama sonra bir takım gelişmeler bize dedirtti ki içgüdüsel olarak. Şimdi çıkarsak bu iş bir yerde duracak. Evet. Acaba ertelesek mi? İyi ki ertelemişiz. Hem film de demlenmiş oldu. Evet. Bizim film üzerinde bugünkü aklımız olsaydı neler yapardık deme şansını bize verdi bu süre. Evet. Onun üzerine bir takım eklemeler, düzenlemeler yaptık. Ve bugüne geldik. Ve çok da heyecanlıyız. Evet, 25 Kasım'da bütün Türkiye'de evet. 300'den fazla lokasyonda gösterime evet. girecek. Evet. Aslında hemen Gökhan sana da soralım. Bu oyunculuk hep var mıydı içinde? Senin bir belgeselde bu yine çevreyle ilgili, suyla ilgili bir belgeselde izledik ama o başka bir şey. Evet. Burada bambaşka bir şey var. Çok farklı bir tarafı tabii işin. Sonuçta biz hep müzikle kendimizi ifade ederken tabii zamanda da böyle işte o şimdi asker, o şimdi mahkum, işte tramvay gibi böyle filmlerde rol almıştım ama bu tabii çok bambaşka bir şey. Bu bambaşka. Ve dediği gibi işte Ömer'in çok önemli bir noktadır o. Ali ile birlikte başka bir senaryonun üstüne çalışırken o senaryo ile alakalı istediğim noktalara gelemeyince ben yapmak istemedim o projeyi. Ali de şey dedi, ya dedi, abi dedi hani her şeyde bir hayır var. Hani biz bir araya geldik, hani illa bir şeyler yaparız. Ben çünkü ona şey dedim, ya dedim böyle gerçekten sinema filmi. Güzel bir sinema filmi, güzel bir akış olursa ne kadar mutlu, bambaşka bir dünya. Çünkü bana göre oyunculuk dediğiniz şey herkese göre müzik de farklıdır, oyunculuk da farklıdır, işte resim de farklıdır, yazarlık da farklıdır. Bana göre oyunculuk dediğiniz şey kendinizin başka taraflarınızı keşfetmeniz gibi bir şey geliyor. Başka bir dünya, başka bir şey ve çok büyülü buluyorum. Ömer'in demin söylediği şey çok acayip. Bana göre bu, özellikle kendi yolunda filminde herkesin yani Ali'nin, Ömer'in ve benim hayatlarımızdan o kadar farklı noktalardan filmin içerisinde gerçek kesitler var ki. Mesela işte benim annem babam, Ömer'in... benim eski kayınvalidemle kayınvalidem. İsimlerine kadar, yani, mesleklerine kadar. Çok gerçek. Filmin içerisinde en ufak bir şeyi acaba şunu muş gibi yapalım mı gibi bir şey geçmiyor. Çünkü... Evet. Herkes, bütün karakterler, bütün oradaki olaylar, konuların içine giriş şekilleri o kadar net ve gerçek ki. Zaten film işte, Ömer daha iyi anlatır onu. Her şeyi yakalayabilmek için 3 kamera girildi. Evet. Çok uzun çekildi falan. Ama çok değerli. Gerçekten müzik olarak da biz mesela bu yaptığımız şey çok fazla... Artık bu dönemlerde yapılan bir şey değil ama biz böyle eski dönem müzik filmlerinde işte müzikler konur sahne, grup oturur. Veya ya, işte, orkestra. Evet ve orkestra işte onu çaldırtır eder. O sahnedeki kafa bakışında yapacağız der, onu yapar. Biz bayağı kendi stüdyomuzda işte şu kadar bir ekranın içerisinde sahneye bakarak abi orada kolunu kaldırdı acaba mu yapsak? Hani vuralım mı orada bam mı yapalım falan. Ömer arıyorum, Ömer çok mu oldu bir baksana dandan falan abi onu birazcık daha falan. Böyle filmin scoringlerini. Evet. Çünkü film scoring çok manyak bir şey. Durumu pandomim gibi yani oradaki bütün o hareketleri verirken dandan akış varsa akıyor melodi. Çok domine etmemesi gerekiyor sahne gibi böyle çok enteresan durumların içine girdik. Çok iyi bir deneyimdi. Ömer'in bir kere büyük bir şans yani benim için bizim için çok büyük bir şans birlikte çalışmamız. Çünkü o deneyim ve o dağarcı ile birlikte konuları yönetirken bir yandan da bütün olayın naturalitesini de kaybetmeden bir yandan da tutması gereken belirli köşeler olduğu için buraları böyle yapalım, ha bu istediğim böyle, o zaman ona göre şöyle evrelimlerle müthiş bir çalışma oldu. Filmin içerisinde çok aslında... Çok tatlı bir çalışmaydı gerçekten. Zaten demin hani kliplerden de bahsediyor Ömer, aslında müziğin de çok içinde olan evet. birisi. Skalonga klibinin. İstedikem tarla ektiğim soğan. Evet, çok yani güzel. Şey o bakımdan çok şanslıydık. Mesela filmdeki Ali Kobamba ile birlikte Ömer'in yani çok önemli koyduğu noktalardan biri işte Çağatay karakterimiz yani evet, Serkan. Evet.
Mesela o bambaşka bir tarafa taşıyor janrıydı. Evet, filme bambaşka bir şey katmış hakikaten. O biraz anlatsanız. Aslında şöyle oldu. Biz dedik ki şimdi filmin adını kendi yolunda koyunca yol öyle acayip bir şey ki yani kişiden kişiye değişiyor. Mesafesi değişiyor. Varmak mı yolda olmak mı? Aslında bu evet. Çok sorgulanan evet. Bir şey yani. Evet. Aslında varılacak bir yer yok. Yolda olmak kadar değerlisi yok. Zaten filmin başına da koyduk onu. Ve dedik ki biz öyle bir şey yapalım ki bütün toplumun kesimleri kendi hayatından bir şey bulsun film içinde. Kendi hayatını sorgulasın. Ben nerede durdum? Nerede kendi yolumda gittim? Ne benim kendi yolumda gitmeme engel oldu? Ve ben nasıl bir kararlılıkla o yolu değiştirebilirim mi? Bir yandan da sorgulasın. Çünkü hani bu Cem'in çok şey lafı vardı ya, güldürürken düşünürmek. Bizim derdimiz hiçbir zaman bu olmadı. Ama biz bir sinema filmi yaparken hep ben şunu gerçekten önemsiyorum. Yani biz bu filmi yaptık çünkü diyeceğimiz bir cevabımızın olması lazım. Bu filmde biz bu filmi yaptık çünkü dediğimiz birçok şey var. Çağatay da bunlardan biri. Çünkü biz genelde böylesi bir engelli insanın engellerinin sömürülmesi üzerine kurgulanmış birçok şey izledik çok geçmişte. Güzel, bu bazen magazin konusu olur, bazen bir haberin konusu olur, bazen de filmin konusu olur. Biz burada tam tersi dedik ki bu pozisyonda olan insanların da ve anne onların anne babalarının da bu filmi gördüğünde evet benim çocuğum da ya da ben de istediğim yolda yürüyebilirim. Burada bunun örneğini gördüm. Ben de bunu hayatıma uygulayabilirim diyecek bir şey çıkarsınlar. O özgüveni tabii çok. O özgüveni sağlasınlar. Çağatay hakikaten de bir müzisyen mi peki gerçek hayatta da? Zaten. Aynen öyle. Zaten biz özellikle şey yaptık bunu ve onun o yanı birçok insana ilham verecek bir yan diye düşünerek dahil ettik. Ve karşılığını da zannederim o şekilde alacağız diye düşünüyorum açıkçası. Yani şey karakter olarak şaşırıyorsunuz. Yani Down sendromlu bir kardeşimizin onu o bağlamayı öyle çalması. Su deyip abisi asıl kilit nokta abi çünkü hayatını adamış. O da aslında müzisyen ve bağlama çalıyor ve çok da başarılı. Ve kardeşini akıtıyor. Her yerinle uğraşıyor ve çocuk bayağı bildiğiniz böyle pırıl pırıl acayip bir... Zaten bakınca yüzüne böyle bir bambaşka bir duygu alıyorsunuz. Çok güzel bir hatta çocuk. Hatta biz şeyi bile konuştuk. Gökhan fikriydi bu. Bu genç insanlara ilham verici ve kendi mesleğini de başka gençlere motive edici bir okulumsu bir şeyin içinde olmak. Sonra dedik ki biz bu tür pozisyonda olan insanlara bir okul mu yapsak acaba bu filmin sonunda? Abisi dedi ki mesela böyle bir okul yaparsanız oranın birinci öğretmeni Çağatay'dır. Ve kendi pozisyonda olan çocukları o kadar güzel eğitiyor inanamazsınız dedi. Ve biz sonra bunu denedik. Orada otelde, kaldığımız otelde bir piyano vardı. O piyanoda böyle bir tane çocuk, yani normal engeli olmayan bir çocuk bir şeyler çalmaya çalışıyordu. Çağatay gitti onun yanına oturdu böyle kenara çok nazik bir şekilde. Onu öyle değil böyle çalacaksın diye çocuğa onu öğretti. O kadar heyecan, o kadar duygulanmıştım ki onu görünce. Dediğim gibi biz çok güzel bir şey yapıyoruz. Yani bu film izlendiğinde... Sırf bunun için bile diyorsun. Sırf bunun için bile bu film insanlara çıktıklarında... Hani bizim bir de özellikle bu son dönemde yaşadığımız birçok şeyi düşünürseniz böyle çıktığında insanın bir umut vaat eden, kendi içinde bir umut ışığı hisseden bir şey olsun diye bir arayış içinde ya bu filmde onlardan biri olacak diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah 25 Kasım'da tekrar edelim bu vizyon tarihimizi. İnşallah hep beraber izleyeceğiz. Ben tabii ki bir kopyasını izledim bilgisayar ortamında ama büyük ekranda yani büyük sinemada izlemek bambaşka olacaktır. Hele o müziklerle, o efektlerle diye düşünüyorum. Bu arada o hep baştaki hastane epizodu gerçeğe dayanıyor mu yoksa o fantezim? Ya o çok komik bir şey. Biz çocukken aşırı yaramaz olduğumuz için... Annemle babam artık bir noktada artık yani mahalleye gelince mahalle dağılıyor falan. En sonunda oğlum bak yani kadın en sonunda ne kadar çaresiz bir hale geliyorsa oğlum bak bir gün işte kopup gidiyoruz mesela bakıyoruz öbür taraftan mahallenin öbür tarafından çıkıyor. Gökhan nerede falan Hakan nerede? Oğlum bir gün böyle kaçırırlar götürürler. O muhabbet benim hayatım boyunca bir kabus olarak çünkü yani çok değişik şeyler olurdu. Yani bizim çocukluğumuz bayağı şeydi işte yani bizim sokağımızda mahalle, bir sürü tabii olaylar olurdu. Yani öyle 70'li olur. Yılların bir ikinci yarısı. Tam öyle ve işte karartmalar onlar zamanla böyle bakardık dışarıya ama bir yandan da yaramazlık duramıyorsunuz. Öyle olunca da işte hikaye çok enteresan. Film bize kendini yazdırdı. Aynen öyle. Yani şöyle güzel bir şey olmuş. Film 1976, Gökhan 1976 doğumlu. Evet. 1976 yılında biz
Eurovision şarkı yarışmasına katılmamışız. Yunanlılar bizim aleyhimizde bir şarkıyla katıldıkları için. Kıbrıs hakkında bizim aleyhimizde bir şarkıyla katıldıkları için. Biz de ondan önceki sene katılmamışız. 75. Onlar da 75'te katılmışız. Yani şunu ayarlamayacağız, ayarlayamazsınız. Aynen. Sonra dedik ki şimdi Gökhan'ın tabii bir de kendisinin bir Eurovision macerası var. Ya olmaz ve mı? Ve dış ses öyle bir şey anlatsın ki benim hayatımda bir Eurovision günü değişebilirdi desin. Yo benim Eurovision katıldığım yıl değil. Benim doğduğum yıl. Ve o başındaki olay da yayında TRT anonsu yapmış. Şimdi sırada Yunanistan var demiş ama şarkıyı çalmamış. Kesmiş yayını. Gerçekten kesmiş. Kesmiş ve memleketim şarkısı çalınmış. Hmm. Biz de dedik ki bu sırada bu coşkuyla o şarkıya kendini kaptıran bir hastane çalışanı personeli kendini kaptırsaydı ve arkadan Gökhan'ı çalsalardı ne olurdu? Aslında bütün hikaye bu. Yani kendi kendine çok enteresan. Mesela çekim sırasında da veya işte kurgularda, orada burada müziklerde öyle şeyler denk geliyordu ki Allah Allah bu da nasıl oldu kendi kendine dediğimiz. Evet. Ama kendi kendine oldu hani çok şükür oluyor ya. Yani çünkü gerçekten ben hayatımda ilk defa, şimdi sizin hayatınız böyle geçiyor ama benim hayatımda ilk defa olan bir şey bu. Ve çok zor bir iş. O kadar komplike bir iş ki oradan o geliyor, onun bilmem ne ışığı, kamera, oyuncu, senaryo bilmem ne falan, bambaşka bir dünya o yani. Evet. Ve gerçekten de güzel bir şey yapmak çok zor. Çünkü çok ince bir çizgi o, güzel bir film, iyi bir senaryo, iyi çekimler, kameralar, ışıklar. Çok güzel yapmak ve istediğini, bir yönetmenin istediğini alabilmesi için gerçekten bir sürü şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. Yani havadan tut, evet. Adana'daki. Evet. Yani gerçekten o mermi sıkma var ya, evet. Güneşe yani. Evet. O oraya kadar. O yani, o hakikaten yapıyorlar. Oralardan tut çok. Ya bir de şöyle bir şey oldu. Ben seyircilerin bir de bu, tabii Gökhan'ın bu biraz önce saydığı o üç filmde Gökhan'ın oyunculuk performansının nasıl bir şey olduğunu aşağı yukarı seyircimiz biliyor diye düşünüyorum ama evet. Gökhan'ın bence bu üçüncü evresi. Yani bir Athena Gökhan olarak ve müzisyen kimliğiyle yaptıkları ve başardıkları ve arkasında yarattığı bir hayran kitlesi var. Sonra bu katıldığı yarışmada bu yelpazenin genişlemesi, Gökhan'ın onların Gökhan'ı tanıdığı ve Türkiye'nin bütün bu mozaiği, müzik kültüründen oluşan bütün bu mozaiği, hem onun kavraması hem Gökhan'ı onların kavraması oluşan ikinci evre. Şimdi bir de üçüncü evre oyunculuk performansı. Evet. Yani ben bugüne kadar işte bir sürü insanla çalıştım ve oyunculuk performansı bu kadar iyi ve bu kadar gerçek kamera karşısında duran 2-3 insandan biri olarak benim hayatımda yani bir yere devam edebilir ya. Kesinlikle. Ben hani benden bağımsız Gökhan'a söyledim zaten. Dedim ki senin hayatında bu filmden önce ve sonra diye bir şey olacak. Evet, göreceksin. Baştan beri söylemişti. Ama tabii çok önemli. Uyum yani. Evet. Ben şimdi yani bir olaya içine girdiğinizde birlikte girmiş olduğunuz asıl maestro o çok başka bir durum. Eğer varsa rahatsınız. Şimdi Ömer'in o konudaki rahatlığı benim için çok büyük bir cue'ydi yani. İşte ya Çağatay konusu yani yerinde tutabilme, bırakın sahne olmasını, yerinde durdurabilmeniz çok zor bir unsur o. Yani abisi bir şey söylediği zaman dinliyor ama bazen dinlemiyor, isyan. Ömer'le ikisi arasında. Mesela abisi dışında benim sözümü acayip dinler. Bir şey oldu. Bana hocam diyordu. Ay canım benim. Çok acayip. Ömer ne derse ve Ömer'i çok güzel dinliyordu ve sahneyi bayağı tekrar yapabilir miyiz acaba diye 3 tekrar aldıkları oluyordu ve çocuk aynı yerden tıp yani müthişti ve natürel şey. O kadar natürel oynuyor ki yani oynuyor derken yani bayağı hayatı o adam. Evet aslında. Vallahi çok aslında. Bizi dehşete düşürdü ve biz hatta dedik. Hayatımıza biraz geç girdi Çağatay. Evet. Yani bizim hayatımıza daha erken girmiş olsaydı biz çok daha başka bir şey vardık ki şimdi aklımızda öyle bir şey de var yani inşallah bu filmden sonra öyle bir Çağatay'ı bu yönüyle daha iyi tanıyacağımız. Vallahi merakla bekliyoruz. Peki Adana kısmına biraz değinelim çünkü aslında biliyorum ki İstanbul, yani Gökhan İstanbullu. Fenerbahçe taraftarı. Şimdi burada Adana Demirsporlu olmuş. Evet. Hatta küçük bir esprisi de var. Yani bu turuncu şekliyle biz nasıl yutulacağız bu olalım diye. Biraz niye Adana seçildi ondan bahsedelim. Ya Adana işte bu tezatlığı yaşamak için. Yani İstanbul Kadıköy deyince bilinen bir hem görsel hem de bir kültürel bir şey geliyor aklınıza. Yani İstanbul'un en elit yerlerinden birisi. Bunun tam zıttı bir yer olsa neresi olur diye düşünüp Gökhan'ı biraz hem İstanbul'un dışına hem de biraz daha uzağına götürüp
Adana'da ve Adana gerçekliği içinde Gökhan gibi bir karakter olsaydı ne olurdu? Biz aslında biz bunu böyle düşünüp filmin içine koymaya çalışırken Gökhan Adana'ya ayak bastığının ikinci günde Adanalı olmuştu. Dedik ki yani Gökhan burada doğsa da değişen bir şey olmamış. Yani. Gökhan Adanalı olarak yine aynı yolu yürür, yine istediği yere varılmış ki zaten filmde de aslında anlatmaya çalıştığımız şey bu. Yani insanın kaderini evet doğduğu yer belirler gibi bir cümle var ama Coğrafya kaderindir ama kaderi değiştirmek de senin insanın kendi çabasına bağlıdır. Bu bir kendi keşfetme öyküsü zaten. Yani bir yandan da tabii bakıyorum oyuncu kadrosuna işte hem Tamer Levent gibi işte Ferit Aktuğ gibi profesyonel oyuncular da var. Gökçe hem işte var. Evet Gökçe Bahadır tabii Okan ki. Çabalar. Okan Çabalar. Evet. Yani Tuncer Salma. Yani şey sağ Erkan olsun Can. İşte çok güzel Şebnem Bozuk arkadaşımız çok güzel bir yerde giriyor. Erkan abi falan. Yani aslında film kendi içerisinde ben bir noktada artık filmi gerçek bir hikayeyi canlandırıyoruz gibi hissettiğim çok an oldu. Mesela Adana Demirspor taraftarı ve Adana Demirspor unsuru filmin içerisinde o kadar acayip kendi kendine girdi ki. Çünkü Adana Demirspor dediğiniz takımın çok değişik bir taraftar ve çok değişik bir tutkusu var. Evet. Ve bence dünyada sayılıdır o tipleme. Doğru. Ve ben doğma büyüme Fenerbahçeli olmama rağmen Adana'da benim ikinci takımım Adana'ya gittikten sonra ki ondan önce de zaten merceğindeydi ama Adana Demirspor ikinci takımım oldu. Çünkü o kadar değişik bir ateş ve inanç ve değişik bir duygu var ki bana göre futbol kulüplerinin sahibi taraftarlardır. Yani bu çok net olarak öyledir. Futbolcu değişir, başkan değişir, her şey değişir. Takımda tek sabit kalan şey jenerasyondan aktardığı ekip olarak da hep taraftardır. Evet. Yani çocuğunu aktarır o onun çocuğuna onun yani hep böyledir. Evet. O bir kültür haline gelir. Adana Demirspor onun için çok değerli bir yapısı var o konuda. Hiç maçlara gittiniz mi o sırada? Evet. Deplasman işte. Onun elimizde videoları var. Çok ne kadar Adana Demirsporlu olduğunun kanıtı videolarımız var. bir de oradaki taraftarın biz şu sloganına çok şey olduk. Hayran olduk. Evet. Kazananı sevmek kolay, kaybetmeye de varız biz. Şimdi doğru, bu laf o kadar şey geldi ki bize. Yani bir memleket sevdalısı olarak, bir takımın taraftarı olarak ya da tuttuğu bir takımın ya taraftar oldu herhangi bir şeyin arkasında duruş şekli olarak bize çok şey geldi. Bu yalnız yürümeyeceksin bu yolda. Evet. Tabii hep you will never walk alone Liverpool ama aslında o işçi takımı ve bütün dünyadaki futbol taraftarlarının büyük bir marşı. Burada aslında Ömer'in o söylediği şey şöyle oldu. Ali Kobamba'yla biz maçlardayken işte bir marş var. O marşın duygusu olarak bunu nasıl bir pankart haline çevirmiş olabilir Ömer Ali dedi. Ali'nin kazanın sevmek ayak kaybetmeye de varız biz. Ali'nin şey yaptığı bir cümleydi. Yani aynen. O Ali Kobanbay'ın yazdığı çok filmi güzel okuduğu. Yanlış hatırlamıyorsam bir de Deniz Gezmiş detayı var değil Yılmaz mi? Yılmaz Güney ve Deniz Gezmiş detayı var. Onlar çünkü filmin içerisinde o taraftarın içinde bulunduğu durum ve o dönemin aslında kulübün ilk kuruluşundan itibaren kuruluş şeyi o şekilde gerçekleşiyor. Bir de tabii bizim film içinde çok ince iki kere dokunduğumuz bir Amerika göndermesi var. Şimdi Amerika'ya bu göndermeyi yaptığında Deniz Gezmişsiz olamazdı. Yani 6. filoya nasıl karşı durduğunu bildiğimiz bir genç lider olarak gördüğümüz bir tabii çok figürdü bizim için. Che Guevara dünyada işte Deniz Gezmiş Türkiye'de yani. Ve yani evet zaman. Ve en ufak bir şey olmayan hani en ufak bir yanda bir yumuşaması herhangi bir konuyla alakalı net filmdeki karakterin ve taraftarın ve bunların özellikle filmin içinde oluyor olmasının sebebi böyle karakterin böyle bezenmesinin sebebi babasının incilik üstünde bir incilik üstünde bir araba tamircisi olması ve çocuğun orada büyürken babayla arasındaki aslında uyuşma ve uyuşamama noktaları işte babanın Sünni annenin Alevi olması bunların kendi arasında çocuğa baba devamlı Ömer diyor anne devamlı Ali diyor. Evet. Devamlı hiçbir noktaya gelemiyorlar. En sonunda baba ve işte bir anlayışla. Çok da tüyo vermiyor. Abi ne oldu? Bir dakika ya. Her şeyi anlattık. Biraz daha devam edelim. Caiz kare.
Filmi kare kare anlatmaya başladı. Sören spoiler olur mu? Kes diye. Yok git artık. Ömer Ali onu şey yapmayalım. O kadar spoiler olmaz zaten de. Ama, şey, ama yani, güzel yani o şeyleri ama yani vermek bu, hoş. Bu, yani biraz önce başında dedim yani biz film yapıyoruz çünkü'nün karşılıkları olan cümleler bunlar. Evet evet. Tabii. Yani bir film içinde bunlara dokunmazsak, bunlar üzerinde söz söylemezsek bu filmi niye yapıyoruz ki dediğimiz şeyler bunlar. Evet. O yüzden de bence çok önemli yerler. Yani şey gibi olması hep baştan beri üçümüzün oturup da konuştuğu şey şuydu. Abi bir film yapıyoruz. Bu filmin bir dili olmalı, bir söylemi olmalı ve ortaya koyduğu şeyin bütün hayatımızı yaşadığımız sosyal ortamlar, halkın kendi içindeki bütün dokuları, bizim kendi hayatlarımızdan parçalarla anlatılmasının sebebi de bu. Gerçek olmalı. Evet. Bir şeyi mış gibi yapmaktansa bir şey söylerken gerçek olmalı ve birebir okuduğumuz gibi, yaşadığımız gibi gerçekçi anlatmalı. Çünkü günün sonunda bizler halk tarafının yani halk tarafı olduğumuz için bunun içerisinde yaşadığımızda artılarıyla eksileriyle bir durumlar var ve bu hepimizin hayatında ve dünyada bütün herkes yani bir kabilede yaşıyorsanız da oranın da artıları ve eksileri her şeyde olduğu gibi. Ama kendi yolunda filminin en hani kendi kendime sorduğum zaman şunu söylüyorum. Her şey gerçek kondu. Müzik dahil olmak üzere bütün duygularıyla birlikte. Senaryo, yönetmenlik ve bütün her tarafından baktığınızda filmin içinde acayip bir, kendi içinde dönen bir sürü hikaye. Yani hep söylemleri, söylemler sürekli halkın kendi içindeki yaşamış olduğu ikilemler, o dualite ve oradaki o karşındakini anlayacak o sempati, hepsinin içinde bulunduğu. Çünkü tam bir yana gülerken bir anda bir şey oluyor ve gözler yaşarıyor, ya gülüyorduk şimdi ne oldu oluyor. Yani kurgunun her saniyesinde olmama rağmen hala seyrederken şunu yaşıyorum. Abi diyorum ne oluyor ya? Bir saniye. Çünkü gerçekten böyle bir durumu var ve bu bence tamamen hani Ömer'in bir büyüsü. Orada bir büyü yaptı herhalde. Abi en sonunda açıp ya ne oldu da burada ben hala bunu yaşıyorum. Yani işte Çağatay'la alakalı olan bir sahne var. Yani iki tane büyük climax var orada. İkisi de Ömer'in koyduğu bir imza yani diyorum ki bu işte abi diyorum yani bu adamın yaptığı büyü bu. Evet. Ve öyle bir nokta ki her seferinde de bunu söylüyorum yani. Açıkçası kendi içinde taraftarla alakalı tekrar oraya bağlamak istediğim konu. Taraftar da halkın aynası. Ve çok güzel bir şekilde içinde barındırıyor her görüşü, her şeyi, her hayat bakışını. Ondan dolayı da Adana Demirspor. Taraftar olarak, zamansızlık olarak filmin içinde var. Peki 25 Kasım'dan önce ya da sonra Adana'da seyirciyle buluşma olacak mı? Sonrasında olacak öyle bir şey değil mi? Ya pardon. 23 Kasım'da İstanbul galamız var. 24-25 Kasım'da Adana'da olsun. Okey Adana'da da çünkü yani özel bir şey yapmak lazım oraya yani. Ve çok enteresan şeyde filmin içinde yine yani isteyerek yapamayacağım bir şey. Yani Çağatay'ın da o kültürden geliyor olması. Şimdi filmde İncirlik Üssü'ndeki çocuk babanın işte Amerikan İncirlik Üssü'nde büyüdüğü için. Tüyo vermeyelim çok. Abi ben yanlışlıkla fazla tüyo mu veriyorum ya? Ben tamamını anlatıyormuşum. Filmin en sonunda böyle oluyor diye yanlışlıkla. Yani evet. Tamam peki. Okey orada evet, da hemen çizdim. Peki filmin sonrasında filmin müziklerinden oluşan bir albüm çıkacak mı? Evet. Şöyle düşündük aslında işte hep beraber. Beklenen albümü geliyor. Yani aslında evet yani filmde şöyle yaptık. Filmi kendi içinde ve coğrafyasıyla birlikte birleşen yorumlar var. Fakat işte bir 3-4 tane de yine kendi o filmin dünyasıyla alakalı o çalışmalar sırasında çıkan besteler var. Onlardan böyle filmin içerisinde var. Ondan sonra da single halinde yayınlanacak ve en sonunda da bir soundtrack albümü olarak çıkacak. Harika. Konserlerde herhalde başlayacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten deli gibi devam ediyor. Covid'den sonra böyle saldırma halindeyiz. Şey buradan sonra tabii daha farklı bir... Bir sahne vardı. Yine sizin çaldığınız bir mekan bir şey istiyorlar, bir şarkı istiyorlar. Siz diyoruz biz yani bunu çalmıyoruz. Bir an aklıma şey geldi tabii ne yazık ki böyle tarihsiz olaylar da oluyor. Yani işte çalmasını istediği şarkıyı çalmayan müzisyeni burada öldürdükleri anlar var falan. Biz onu bilmeden biraz incesini. Ya şey çok tatsız bir şey. Sonuçta yani bu çok talihsiz bir olay. Olacak iş değil. Yapan yani bu kafalara gelen insanların zaten hani toplumun içerisinde elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaları kadar tehlikeli bir şey olamaz.
Sonrası tabii ateş düştüğü yere yakıyor. Aile çok korkunç bir duruma düşüyor. Bu konularla alakalı olarak çok ekstra hassas olunması gerektiği ve bu konuyla alakalı bir şeyle karşılaşıldığında çok daha büyük tepkilerle çok büyük önlemler alınması gerektiğini hep o zaman da söylüyorduk. Yani çünkü bu hep beraber herkesin başına gelebilecek olan, ki ben çok ufak bir örnek vereyim. Mesela o sahne şöyle gerçekleşirdi. Biz barlarda çaldığımız dönemler, yani 94-95'lerde çalarken biz de işte mesela hani işte Guns N' Roses çalsana abi diye işte bir tane arkadaş söylediğinde biz de o dönemler çok sert duruşlar ve müzikler çalardı. Guns N' Roses bizim için çok pop gelirdi. O zaman biz bakkal gibi çok güzel tam anlamıyla bakkal kaptanlıktan bildiğiniz gibi. Evet. Çok bakkal gelirdi. Biz de Guns N' Roses mı? Hani sevmiyoruz ve çok tepki duyuyorduk o zamanlar. Ondan dolayı ben gitarı çıkartıp tartışmaya girmiş olduğum durumlar var. Konserler çok bizim hareketli geçerdi. Çünkü orada da aslında bir farklı versiyonu tabii ki çok büyük bir şeyi. Ama bu mekanlarda böyle bir enerji var. Hani mümkün olduğunca bu tarafta söylemiş olduğunuz sizin o öbür tarafta hiç affı olmayacak olan bir şey yani. Ama konserlerde, özellikle büyük konserlerde değil ama eğlence mekanlarında böyle bir şey var. Çünkü direkt ulaşabildiği için oraya. Bir de şey oluyor galiba, eğlence mekanına giden seyirci, hele de biraz cebinde parası varsa ve çoksa, her o şey mekanı ve oradaki sahneye sanatçıyı satın aldığını düşünüyor. Ben ne desem yapar ya da yapmak zorunda gibi görüyor herhalde. Korkunç bir şey. Yani kim olursan ol, öyle bir şeyi kimseye zaten yapma şansın olmamalı. Bunlarla beraber yani özellikle bu konular özellikle toplumun içerisinde çok sert sonuçlara çıkan sonuçları olan konular bence ekstra önlemek için çok büyük önlemler alınması gereken konular. Yani bunlar işte çocuk istismarı olsun, bütün bu müzisyenlerin kalmış olduğu durumlar olsun. Doğru. Yani bunlar aslında bakın bir total. Bunları beraber baktığınızda bir kesim insan tiplemesinin istediği her şeyi yapabilme özgürlüğüne sahip olduğunu düşünme. Yani bunun içine tecavüz girer, işte her şey girer. Kadına şiddet zaten yani. Hiçbir şekilde bunlara taviz verilmemesi gerektiğini zaten ki büyük uygulamalar oluyor bildiğimiz kadarıyla ama bunların tabii çok daha sert karşılıkları olması gerekiyor. Doğru. Serbest kalınmaması gerekiyor. Doğru. Tecrit edilmesi indirim yapılmaması, ceza tabii, indirimleri. Tecrit edilmesi gerekiyor öyle insanların. Halkın içinde asla girilmemesi gerekiyor yani. Filmin içinde özellikle mesela Adana'nın dokusu sert ortamların içinde gezen durumlar olmasına rağmen mesela hayvanlarla alakalı kendimizi tutamadığımız ve işte o hayvan köpek dövüşleriyle alakalı bir şeyimiz var. Ben böyle çok mu spoiler veriyorum? Yok, köpek dövüşü. Bu mesela bizim için çok... Köpek dövüşü deyip bırakırsan... Evet, tamam. Yani bu konularda filmin içerisinde gerçekten ufak kendi görüşlerinizin de olduğu bir anlar var. Evet, tabii. Olmak zorunda. Ama bir yandan o bütün o sertliğin altında çok da güzel bir izah da var. Evet. İşte değil oralar mi? Durum komedileri, özellikle de tadının çok güzel ayarlandığı durum komedileri var. Okan Çabalar efsane ya. Bir de yani, şeyi de yaptık. Bize. Bırakıp güldüğümüz. Kurgu dili olarak da özellikle genç arkadaşlar böyle hani bir şeyi çok uzun süre konsantre olup izleyemeyen ve sıkılan bir genç kitle oluştu. Ve onları da yakalamak için ve bizim... Ben dahil. Kurgu dilinde de buna çok özen gösterdik. Evet, yani çok hani artık biliyorsunuz cep telefonlarından çok küçük videolar halinde insanlar bir şey izliyor. Biraz daha uzun olduğunda sıkılıyor. Bizim iki saat gibi uzun bir süreyi onlara kısa videolarmış duygusunu verecek bir kurgu diline de ihtiyacımız vardı. Ona da özen gösterdik. Çok, Ömer'le mesela kurgu yapılırken şöyle sahnelerimiz vardı telefonda. Ömer yalnız ben birazcık galiba biraz tam burada çok mu durduk? Sıkılacak mıyız acaba falan? Oğlum öyle değil ya, bak onun arkasından gelen sahnenin şurasını o yükseltiyor falan. Ben o konuda ekstra olarak böyle bir evet, kendi sıkıldığı için. Ya yani o oraları çünkü şimdi onun bir dili var, oraya gelecek o. Gelecek. En sonunda bir şey olacak. O onun bir anlamı olacak. Evet. Ben orada ekstra olarak abi acaba falan hani ben bakıyorum ama. Ben artık Gökhan'a şey diyordum. Gökhan siz parça yaptığınızda hani ilk çaldığınızda diyorsunuz ya daha bu miksaja girecek, daha mastering'e girecek, daha üstüne bilmem canlılar çalınacak. Sen en ham halini izliyorsun. Dur onların hepsi gelecek üstüne. Benim için çok önemli bir deneyimdi o bakımdan. Yani her şeyini böyle yine üniversiteyi böyle o Ses Türkiye'de de, ben hayatımda hiç öyle bir 5 sene geçirmedim. Hani
çok değerli bir okuldu orası benim için. Bu filmde sinema tarafından kesin, oyunculuk tarafından kesinlikle müthiş bir hap yapılmış bir böyle bir deneyimler zinciri, bir okul gibiydi. İşte umut ediyorum ki buradan sonra da böyle bir sürü şeyi yaparken de hep oradan aldığım deneyimlerle o daha önce devamı gitti. Çok güzel gelecek, ben inanıyorum yani. İnşallah muhakkak. Ben de aklıma şey geliyor, en son gösterisinde Cem Yılmaz'ın şöyle bir şeyi vardı, esprisi. Ya Türkiye'de ne olursa işte Cem Yılmaz, Tarkan, bir de Athena Gökhan. Bunlardan biliyorlar her şeyi diye. Gerçekten neden böyle? Ya aslında tamamen artık her şey çok mizah oldu ya bizim memleketimizde şu anda. Çok bizim memleketimiz gerçekten eşsiz bir memleket. Bunu altını çok çok büyük şeylerle çizmek gerekiyor. Durum komedileri sokağa çıktığımızda zaten hani Cem'in bence alameti farikası odur yani, amcaları anlatmak falan fanusu. Hani dünyanın, o dünyaya baktığınızda memleketimiz hem anlayış olarak derin, hem mizah olarak aşırı çeşitli. Ve yani bu bakımdan baktığınız zaman müthiş bir memlekette yaşıyoruz. Değişik dönemlerde örnek veriyorum, işte dışarısı soğuyunca nasıl ceket, anorak, artık böyle kaban giymen gerekiyorsa, nasıl güneşte atletle çıkman gerekiyorsa, memleketin değişik zamanlarda farklı anlayışlarda form değişiklikleri var. Bunu aslında bir noktada normal olarak karşılıyorum. Ama biz halk tarafından baktığımız için pencere, şimdi biz halkın içindeyiz ve halkın içinden dışarıya baktığımızda bazı durumlarda ya şey gibi düşünüyorum ben bunu. Ben ilkokul birinci sınıftayken diyorum ya hocam bir saniye orada oğlum bir dakika ya hocam ama bakın hani orada şöyle bir şey vardı. Bu tamamen meşreben yani mizaç böyle. Sosyal medyada da böyle oluyor. Evet, çünkü evet, mesela evet, bir şey görüyoruz ki bu arada bazen çok offside'larda kalınır. Ya işte burada böyle bir şeyler mi vardı? Oğlum o eski haber, yanlış fake evet, haber. Evet. Ha, ay dikkat pardon falan. Evet. O da hatalı. Ama bizim genellikle doğayla alakalı, istismarla alakalı, haklarla alakalı, hak hukuk, adaletle alakalı dilimizin ucuna gelen ve artık söylemek zorunda arkadaşlar tamam bu durumlar böyle ama bakın şurada şöyle bir şey var, gündem çok yoğun ama bunlar da var, bunlara dikkat et, tepki göstermek dediğiniz şey arkasından bir çıkar, bir riya, herhangi bir şey barındırmıyorsa çok gerçek. Halk onu hemen anlıyor zaten. Neyin doğru ve neyi tepki veya ilgi gösterdiğinizi. Mesela SMA'lı çocuklarla alakalı ben gerçekten hani ne yapılabilir hemen tabii bu konunun asıl yönetimindeki kişilere hemen arkadaşlar burada bakın böyle bir şeyler var. Yani buraları desteklemek lazım biz de. Bir şey söylemeliyiz, bir şey yapmalıyız diye. Bunların hepsi çevre olarak baktığınız zaman işte Tarkan, Athena Gökhan, Cem Yılmaz. Çünkü biraz Haluk Levent. Evet ya Haluk, bizim biraz daha farklı bir tarafımız evet, var galiba. Farklı. Çünkü biz bir şeyler devamlılığında başka yerlere götürmüyoruz. Çünkü biz sadece diyoruz ki halk tarafından burada böyle böyle bir şeyler var ve lütfen böyle olsun. Evet. O çarpıklıklara dikkat çekmek aslında evet, bir sorumluluk da. Evet. Sorumluluk ve yani çok enteresan, bazen de şöyle durumlar oluyor. Mesela ülkedeki tarihi eserlerle alakalı çok hassasız mesela. Hı hı. Bazen evet akıldan kaçmış, görmezdik. Siz söylediğinizde fark edilip tekrar ilgi gösterilen bir sürü şey oluyor. Doğru. Oluyor yani ve bu çok güzel bir şey. Evet. Karşılık buluyor yani. Vallahi çok güzel bir sohbet oldu. Evet. 25 Kasım'da Kendi Yolumda bir kez daha hatırlatalım. Ömer Faruk Sorak yönetti. Athena Gökhan, Gökhan Özoğuz başrolünde oynadı. Bir de ben bir şeyini daha hatırlatayım. Hemen son biraz dinleyelim. Özellikle bu pandemi ve sonra dijital platformların bu pandemide evinden çıkamayan insanlara film izleme duygusunu evlerine taşıması sebebiyle sosyal hayatın en önemli parçası olan sinema izleme kültürü bir küçük böyle bir yer değişir gibi oldu. Bayağı. Aslında ya bunun bir sürü başka etkenleri de var tabii ama yani ben seyircinin özellikle salonlara ve salonlarda film izlemeye değer bulacağı işler üretmenin ve sinemayı tekrar seyircileriyle buluşturmanın da bir görev olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü bu film sadece oturup bir karanlıkta iki saat bir şey izlemek değil, bu sosyal paylaşım ve sosyal hayatın içinde olmanın bir önemli örneklerinden biri olduğu için seyircilerimizden de
En büyük beklentim tabii ki. Evet, sadece evet. Bu film özelinde değil. Yani evet. Sinema için üretilen işlerin sinemada izlenmesini sağlamakla ilgili bir karşılıklı neden-sonuç ilişkilerini yaratmak ve bunu çözmek gibi durumumuz var. Elbette. İnşallah bu da bu dönem içinde çözülür. Yani kimseyi tabii şey yapmak istemem ama ben kendi adıma söyleyeyim. Çok tembelleştiğimi hissettim bu dönemde. Yani bir yere gideyim işte bir filmi sinemada izleyeyim duygusuna çok zor alışıyorum. İşte festivallere gittikçe falan. Da evet. Sinema özellikle sinema filmi sinemada seyredildiğindeki büyüsü ve eğer öyle bir ekonomik şeyi varsa kişinin. Ben açıkçası kendim hep kendim seyretmek istediğim, dinlemek istediğim, görmek istediğim şeylerin gidip birebir canlı olarak görüyor olmanın çok değerli olduğunu düşünüyorum. Artık bu dijital dünyada bambaşka bir algının içerisinde bile artık bence en değerli şeyin manuelite olduğunu yani ellediğiniz, dokunduğunuz o fiiliyatın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bir de biz çok... buna özen de gösterdik. Yani bu film sinemada izlendiğinde, başka mecralarda izlendiğinde alınmayacak sebeplerin alınabileceği bir şey olmasına özen gösterdik özellikle. Mesela filmin içerisinde müziklerde özellikle o sinemadaki sound system, şimdi evlerimizde iki tane şeyden duyuyoruz. Sound system mesela o müzikler benim özellikle sinemada bekleyip uzun süre dijital ortamda o filmlerin olmasına bekleyip gidip sinemada seyretmenin bambaşka bir duygusu olduğunu bildiğim filmler var. O filmlerin işte gerek görsel olarak efektler olsun, gerek ses efektleri olsun, gerek müzikler olsun bambaşka bir şey seyrediyorsunuz. Yani o evlerimizdeki çok farklı. Ama bu tabii ki de ben yine şey olduğunu düşünüyorum bunun. Hani herkesin olabildiğince eğer böyle bir durumu varsa. Çünkü gerçekten zor bir dönemden geçiyoruz. Dünya olarak da böyle. Ondan dolayı ama bir keyif olarak hani bu olmalıdır. Ama şüphesiz. Ben yani gittim ve kendimi iyi hissederek çıktım denecek bir şeyin de hani eczaneden gidip ilaç almaktan daha değerli olduğunu düşünüyorum. Yani bizim filmimizin gerçekten izleyenler nezdinde izledim ve kendimi iyi hissettim diyecekleri bir yanı olduğunu düşünüyorum açıkçası. Filmdeki kuçu, yavru kuçu dahil olmak üzere kendi yolunda o mottosunun onun da kendi yolu var işte bulunuyor, getiriliyor, kurt bir şeyler aman bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor biliyor musun? Bir şeyler oluyor falan. Şeyler oluyor, tamam. Onun da kendi yolu var aslında. Evet. Onun için de kendi yolunda filmin isim olarak da ortaya koyduğu duygu olarak da çok bütün ve hepimiz seyrederken de kendimizden hayatımızla alakalı olarak resim olarak çok şey göreceğimizi düşünüyorum. Bence de evet. Dinamizmiyle, işte ritmiyle, müzikleriyle küçük ekrandansa büyük perdede izlemek çok daha iyi gelecek. Kendi yolumda unutmayın 25 Kasım'da Vizyon'da çok teşekkür ediyoruz Gökhan'a biz ve teşekkür Ömer Faruk'a. Umarım yeniden karşılaşırız bir yerde. Hoşçakalın.